Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Üç tane hedefi var. Yani kategorize etmek gerekirse benim uzun yıllardan bu yana takip ettiğim Erdoğan için söylüyorum. Bir tanesi iktisadi, diğeri askeri, diğeri de siyasi. Bu üç alanda koyduğu hususlarda iktisadi anlamda üreten bir Türkiye. Türkiye bugün günde bir buçuk milyar dolar bir ticaret hacmini yakaladı. Hatırlarsanız Eylül'ün 17'siydi yanılmıyorsa. tarih evet. Tarihi beni yanıltabilir ama Türkiye 80'li yıllarda bir yılda yapmış olduğu ihracatı bir, bir günde, yaptı. yaptı. Evet. Dünya pastasının da yüzde bir. Şimdi hemen bizi dinleyenler için şeyler çıkabilir. Yani işte ekonomi çok mu? Hayır onu söylemek istemiyorum ama üreten bir ekonomiye doğru gidiyor Türkiye. 200 Bu... milyar dolar ihracat yaptı. Lamicimi yok. Evet. 200 milyar dolar ihracat. Faiz yani. indiriminin gerekçesinde ona bağlı. Tabii Bugün 2 puan daha düşündüler kurumlar için. Tabii ki. Yani bu yatırım yapmak isteyen için inanılmaz bir fırsat banka üzerinden. Ee, üreten Türkiye için de 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var biliyorsun Erdoğan'ın. 2023 için. Yıllar öncesinden koydu. Tabii ki bunun 2023'e 2 yıl kaldı. Şu an 200 milyar doların üzerinde bir ihracatı var Türkiye'nin. 500 milyar doları bulmayacağını görüyoruz. Hı hı. Ama bu yolda hani derler ya galiptir bu yolda malum. Yani bir hedef koymuş. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ihracatını 15 milyar dolara yılda çıkartacağım diye Turgut Özal konuştuğunda dalga geçiyorlardı Turgut evet. Özal ile. Yılda 15 milyar dolar Türkiye ihracat evet. yapacakmış. Rahmetli sağ olsa da görse açtığı çizgidir Turgut Özal'ın. Turgut Özal'ın bu millete üretmenin nasıl bir erdem olduğunu serbest piyasanın ve küresel anlamda düşünmenin nasıl sonuçlar getireceğini bu milletin gözünü açarak göstermiştir Durgut Özal. Geldiğimiz noktada bu. Şimdi iktisadi anlamda 10 büyük ekonomiden biri haline getirmek, manipüle edilmeyen ve kırılgan olmayan bir ekonomi oluşturmak. Şimdi manipüle edilmeyen ve kırılgan olmayan kısmını çok net bir şekilde görüyoruz. Yani ekonomi bunca sarsıntıya rağmen 2001 yılında olduğu gibi memurların maaşlarını ödeyebilmek için IMF'den gelecek bir işareti beklemeyen bir Türkiye var. Döviz bazında yaşanan sıkıntılara rağmen yani hiç kimse doların 9.5 lira olmasından çok mutlu değil. Yani ben işte gidiyorum Balıkesir'de görüşüyorum. Arkadaşlarıma soruyorum. Üre diyorlar 420 lirayı buldu. Bir dönüme bir torba attım da ben bundan ne kazanacağım diyen sorunlar var. Ama buna rağmen üreten bir ülke olmanın hedefi Şimdi iktisadi anlamda bu. Askeri anlamda da sert gücünü bölgede bütün kendisine yönelik planlara tevcih edebilen ülke. Gittim gördüm. İran kuzeyinde siz bin tane başı bozuk baldırı çıplak eline Kaleşnikov vereceksiniz. El yapım patlayıcı mağazına vereceksiniz. Koskoca devleti Ali Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni o 10 bin tane, 15 bin tane baldırı çıplakla diz çöktüreceksiniz. İmralı'daki canavara da bundan sonra ben karışmam dedirteceksiniz. Cami avlalarında başbakan yuhalatacaksınız. Bitirdi Türkiye bunu. Süleyman Soylu'nun biraz önce konuştuğumuz suçumuz teröre göz açtırmamak kısmı oydu. Ya da savunma sanayi ve askeri anlamda bir şeyler ortaya koyup Dağlık Karabağ'da, Libya'da, Mavi Vatan'da denge değişti. İşte Türkiye bu dengeleri değiştirdiği için Türkiye'yi tekrar o 7'ye 10 kalıbının içine sokmaya çalışıyorlar. Siyasi anlamda da İbrahim bağımsız ve özgün siyasetini, kendine has siyasetini elbette dünyadan kopmadan, elbette Avrupa ile Balkanlarla, Orta Doğu, Güney Doğu Asya, Kafkaslarla birleşik anlamda bir iktisada sahip açık bir toplum olarak Türkiye'nin bağımsız siyasetini sahaya koyabilmesinin önünü açmak. James Jeffrey bunu çok güzel söylüyor. Yani diyor Türkiye önceden bizim dediğimiz şeyler çerçevesinde siyaset geliştirirdi. Ama diyor Türkiye bugün bunu Pompeo, Tel Aviv ve Uçlu'nda da söyledi Barış Pınar Harekatı'ndan sonra. Türkiye bugün dedi Suriye'de, Irak'ta, Mavi Marmara dedikleri Akdeniz'de bizimle hiçbir şekilde istişare etmeden siyaset ortaya koyuyor. Evet. İşte bu elçiler krizin arkasında yatan sebeplerden de biri budur. Dolayısıyla Türkiye'nin iktisadi, askeri ve siyasi anlamda hedefleri bunlardır. Aldığı mesafe de özetlediğim gibidir. Varmak istediği menzil de bellidir İbrahim.